Muhterem izleyicilerim, Ağustos ayı milletimizin zaferler kazandığı ay olarak bilinir. İşte o parlak zaferlerden bir tanesi. 24 Ağustos 1516 Yavuz Sultan Selim Han'ın kazanmış olduğu Mercidabık Zaferi. Bugün bu konu üzerinde durmak istiyorum. Yavuz Sultan Selim Han, artan Şii tehlikesine karşı 1512'de saltanatı babasından devralmış ve hemen hiç vakit kaybetmeden doğuya bir sefer yapmak suretiyle Çaldıran'da 1514 yılında muhteşem bir zafer kazanmıştır Şiiliğe karşı, Şah İsmail'e karşı. Tabi geri gelmiştir bu zaferden. Edirne'ye gelmiştir. Gelmiştir ama hep doğu sınırlarına ve güney sınırlarına kuşkuyla bakmaktadır. Çünkü Şah İsmail ya almış olduğu bu mağlubiyetin öcünü alabilmek için Memlüklerle bir ittifak yapması söz konusudur. Olabilirliği vardır. Memlükler de zaten Osmanlı'ya karşı pek de doğru gözle bakmamaktadırlar. Rakip olarak görmektedirler. Bu meyanda güney sınırlarımızı zaman zaman aşarak Dulkadiroğulları ve Adana civarlarını vurup kaçıp talan etmektedirler. Dostane olmayan bu ilişkilerden dolayı Memlüklere karşı bir itimat sarsıntısı meydana gelmiştir Yavuz Sultan Selim Han'da. Üstüne üstlük şimdi Çaldıran'da Yavuz Sultan Selim Han'la Memlüklerin Yavuz Sultan Selim karşı Memlüklerle Şah İsmail'in anlaşarak bir ittifak kurmaları ve Osmanlı'yı tehlikeye atmaları, bu ittifaka batıdaki Haçlıların da dahil olması tehlikesi vardır. Tehlike bununla da kalmamaktadır. Kızıldeniz, Mekke ve Medine'nin kapısı olan Kızıldeniz, kısa bir süre önce Portekizler Afrika'nın güneyini Ümit Burnu'nu dolaşarak gelmişler gemileriyle Kızıldeniz'e girmişlerdir. Kızıldeniz'de akıl almaz işler planlamaktadırlar. Mesela Yukarı Nil'in deltasında Yukarı Nil'i Kızıldeniz'e direkt akıtmak suretiyle Mısır'ı ve Müslümanları aç bırakmak, teslim almak istemektedirler. En önemlisi de Cidde limanına gelerek, Cidde'den asker çıkararak Mekke'yi ele geçirmek, Kabe'yi yıkmak, Medine'de Peygamber Efendimiz'in camiini ve merkadini yerle bir etmek de istemektedirler. Öteden beri amaçları zaten budur. Bu civarlar ise Memlüklerin egemenliği altındadır. Üstelik halifelik, Halife-i Müslim'in Memlük devletinde bulunmaktadır ve bu görevler de Halife-i Müslim'in görevidir. Yani halife Mekke ve Medine'yi korumakla, hac ve umre işlerini yürütmekle, Peygamber Efendimiz'in ve Medine'deki Kabe'nin hizmetinde bulunmakla görevlidirler. Bu görevlerini Portekiz'e karşı yapamaz durumdadırlar. Çünkü deniz güçleri yoktur. Portekizler ise güçlü bir donanmayla gelmişler, oradan Mekke ve Medine'yi ele geçirmek istemektedirler. Tabii ki Kudüs'ü de. Muhterem izleyicilerim, işte Yavuz Sultan Selim Han aklında bütün bunlar vardır. Acaba ne olacak? Acaba bize karşı ittifak mı edecekler? Kabe'yi ele mi geçirecek bunlar? Medine'yi ele mi geçirecekler? Kudüs'ü istila mı edecekler diye devamlı endişe içindedir. Memlüklerin donanması olmadığından dolayı babası, yani Yavuz Sultan Selim Han'ın babası 2. Bayezid Han'dan yardım istemişti Memlükler. Kendilerini Kabe'yi ve Medine'yi korumak için bir donanma göndermesini veyahut da denizciler göndermesini istirham etmişlerdi de 2. Bayezid Han Selman Reis'i bu işe görevlendirmiş ve kısa sürede Akabe Körfezi'nde
kurmuş oldukları yeni bir donanma, inşa etmiş oldukları yeni bir donanma ile Portekizlere karşı koymaktadırlar. Ama Memlükler denizci millet olmadıklarından dolayı da bu iş taşıma suyla değirmen döndürmeye benziyor idi. İşte bu endişeler içindeyken, Memlüklere karşı savaş açıp açmama tereddütü içindeyken, çünkü Memlükler Müslümandır ve halifelik Memlüklerin elindedir. Onlara karşı bir savaş açıp açmamanın dini bakımdan çok büyük önemi vardır. Bütün bunları düşünürken bir rüya görür Yavuz Sultan Selim Han. Bu rüya olayını da Nedimi yani yardımcısı Hasan Can anlatmaktadır. Diyor ki her gece sultanın hizmetlerini görür, akşam namazını, yatsı namazını beraberce kılar, sonra odalarımıza çekilir, sabah namazında yine beraber olurduk. Bir gün gaflete gelmişim, uykuya dalmışım, sabah namazında Yavuz'un yanına gidemedim, hünkârın yanına. Sonradan gittim. Hünkâr bana dedi ki, Hasancan hayrola, ne oldu gelmedin bu sabah? Hünkârım, gaflete dalmışım, uyumuş kalmışım, gelemedim. Çok affedersiniz, kusuruma bakmayın dedim. O zaman bu kadar uyku uyuduğuna göre bir rüya da görmüş olmalısın diye sordu. Hayır hünkârım, herhangi bir rüya görmedim. Anlatacak kıymeti olan bir rüya görmedim dedim. Hayır hayır, görmüşündür. Mutlaka görmüşündür, dinlemek istiyorum. İsrar ettikçe etti diyor. Sonunda güneş doğdu, ortalık ağardı, ışıdı ve biz günlük hizmetler için dışarıya çıktık. Bir de baktım ki diyor, bir Hasan Ağa var idi, kapıcı başlarından birisi. Oturmuş orada efendim kara kara düşünüyor. Hayrola Hasan Ağa, ne düşünürsün? Hiçbir şey yok efendim dedi diyor. Onun hemen yanında bulunan yardımcılarından birisi, Hasan Ağa anlatsana, sabahtan beri bize anlatıp duruyorsun. İşte tam sırasıdır, anlatacağın kişi de budur dediler. Bunun üzerine Hasan Ağa'nın dili çözüldü diyor. Dedi ki efendim, ben bu gece bir rüya gördüm. Acayip bir rüyaydı. O rüyanın etkisindeyim halen. Ne gördün hayrola? Dedi ki gece efendim evimdeyken kapım çalındı. Kapıyı açtım, baktım nurani yüzlü Arap kıyafetli insanlar, beyaz kıyafetleri vardı. Bir tanesi dedi ki, ben Ali bin Ebi Talib'im. Şunlar da Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman ve şunlar da sahabeler. Sana biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir emanet haber getirdik. Yavuz Selim Han'a gideceksin, diyeceksin ki bundan böyle Mekke, Medine'nin korumasını sen üstleneceksin, hilafeti sen alacaksın. Peygamberimiz bunu böyle buyurdu diyeceksin, ona haber vereceksin. Bunu söylemek için geldik dediler. Sonra da kapı kapandı, kayboldular. Efendim diyor Hasan Ağa, ben kim? Selim Han'a bu haberi vermek kim? Bunun için endişe içindeyim, sabahtan beri bunu düşünüyorum. Hasan Can diyor ki, o zaman bende dank etti. Herhalde bu Yavuz'un, yani Selim Han'ın bana sorup durduğu rüya olmalıdır. Hemen koşarak huzura çıktım diyor. O ise endişeliydi, halen düşünceliydi. Beni görür görmez, Hasan Can anlat şu rüyanı artık bana demeye başladı. Dedim ki hünkârım, bu Hasan kulunuz bir rüya görmedi ama başka bir Hasan kulunuz böyle bir rüya görmüş diye baştan aşağıya anlattım. Meğer o gece Selim Han'ın rüyasında kendisine denilmiş ki, Hasan kulunla sana haber gönderdik. O haberin gereğini yapasın. Peygamberimizden buyruk. İşte bu rüyanın bu şekilde belgelenebilmesi için Allahu Alem, tarihen sabit olabilmesi için, herkesin bu rüyanın gerçekliğini anlayabilmesi için iki ayrı kişiye, iki Hasan'a
olaylar tekabül etmiş veyahut da sirayet etmiş. Yavuz Han'da, Yavuz Selim Han'da olayın bir bölümünü görmüş. Bu iki parça bir araya geldiğinde Yavuz Sultan Selim Han'ın önünün açılmış olduğunu görüyoruz. Endişelerinin zahil olduğunu görüyoruz. Ve demiştir ki Selim Han, Hasan Can, biz sana demez miydik? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işaret almadan atımızın yönünü şuradan şuraya çevirmeyiz. İşte bu da bir işarettir. Hemen fetva istenmiştir efendim Şeyhülislam'dan. O da fetvayı vermiş, orduyla yola çıkmıştır. Bakınız tesadüfe ki Kansu Gavri, Memlük Sultanı Kansu Gavri de 80 bin kişilik ordusu olduğu halde yanında son halife El-Mütevekkil Alallah olduğu halde Suriye'de Halep şehrinden çıkarak Mercidabık'a kadar gelmiştir. Artık uzlaşma imkanları da bu şekilde kalmamış oluyor. Çünkü savaşmak üzere gelmiştir Kansu Gavri. Yavuz Sultan Selim Han ordusuyla efendim Mercidabık civarına geldiğinde orduya şu hitabede bulunuyor. Diyor ki, askerler, hep birlikte hareket edeceğiz. Şehitlik nasip olursa ahirette saadetin bizlerden yana olduğunu bilin. Yok eğer galip gelecek olursak bunun da Allah'ın bir isteği olduğunu ve dünyada efendim bir takım muratlarımıza da kavuşacağımızı bilelim diye askeri cesaretlendirmiş. Efendim asker savaşa hazır hale gelmiştir. Onların bir taktiği vardır Osmanlı'nın. Hilal şeklinde savaşmak. Yani topları merkeze yerleştiriyor ki toplar en modern şekilde dökülmüş toplar. Müteharrik toplar. Yani hareket edebilir toplar ki o zamanın en süper silahlarıdır. Merkeze toplar yerleştirilmiş, topların önüne askerler konulmuş, toplar zincirlerle birbirlerine bağlanmış, askerler sağ cenah, sol cenah, orta cenah vardır ve düşman hücum ettiği anda orta cenahtaki askerler mağlup olmuş, yenilmişler gibi kenarlara doğru çekilip hilal şeklinde yayıldıklarında topların da önü açılıyor. Onlar biz zafer kazandık diye ileri harekete geçtikleri anda da topların hepsi birden gümbürdemeye başlaması ile Mercidabık'ta Memlük ordusunun çil yavrusu gibi dağıldığını görüyoruz kısa süre içinde. İşte Osmanlı'nın 1516 yılı 24 Ağustos 1516 yılı akşam üzeri kazanmış olduğu bu zafere Mercidabık zaferi denilmektedir. Kansu Gavri mağlup olduğunu anladığı anda en hızlı koşan atlarından birisini atlayarak etrafına da kendi adamlarını alarak çöle doğru kaçmaya başlamış. Ve o kadar çok yorulmuşlar ki geceleyin konakladıkları yerde Kansu Gavri'nin yorgunluktan ölmüş olduğunu görüyoruz. Buldurur cesedini Selim Han, Kansu Gavri'nin cesedini buldurur ve ona büyük törenlerle efendim cenaze törenleri tertip etmek suretiyle ve büyük sadakalar dağıtmak suretiyle devlet başkanlarına yakışır bir törenle, protokolla onu orada toprağa vermiş olduğunu, bu kadir şinaslığı göstermiş olduğunu görüyoruz. Hilafeti devralmak üzere Halep'e gitmiştir. Halep'te Abbasi halifesi El-Mütevekkil Alallah Ebu Abdullah Muhammed ile üç mezhebin kadıları bir görüşme yapmışlar. Bu görüşme neticesinde hilafetin Yavuz Selim Han'a devredilmesi gerektiği kanaatine varmışlar. Kutsal emanetlerle birlikte emaneti, hilafeti Yavuz Sultan Selim Han'a devretmişlerdir. İlk cuma kılınacaktır Halep Camii'nde. Hatip hutbeye çıkmıştır. İslam'da hutbelerde, cuma hutbelerinde halifenin isminin zikredilmesi gelenek haline gelmiştir veyahut da gereklidir. Bunun için hatip çıkmıştır. Hakimül Haremeyn-i Şerifeyn diye Yavuz Sultan Selim Han'dan bahsedecekken ayağa kalkarak, hatip efendi, biz kimiz ki
Mekke'nin ve Medine'nin hakimi olalım. Böyle demeyin. Hatimül Haremeyn-i Şerifeyn deyin. Biz ancak olsak olsak bu kutsal mekanlara hizmetçi olabiliriz. Bu şekilde bahsedin dedikten sonra, hatip de ifadesini bu şekilde değiştirdikten sonra, efendim cübbesini çıkararak, bir peygamber geleneğidir bu, hatibe hediye etmek suretiyle çok memnun olduğunu bu hitabede göstermiş ve cuma namazı kılınırken de önündeki halıları kaldırtarak yere, toprağa şükran neticesi olarak secde etmiş olduğunu görüyoruz Yavuz Sultan Selim Han'ın. Şimdi kısaca hilafet müessesesini ifade etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 632'de vefatı üzerine 30 yıl 4 halifenin hilafeti devam etmiştir. 661 yılına kadar devam eden Hulefai Raşidin Efendilerimizin hilafeti 661 yılından 750 yılına kadar da Emevilerin elinde kalmış. 750'den 750 sene ilave etmek suretiyle de 1516 yılına kadar da efendim Abbasilerin elinde kalmış. 1516 yılından itibaren de 72. Osmanlı halifesi, Müslümanların halifesi olan Yavuz Selim Han'dan itibaren de efendim 1900